Hocam o dönemde Mezopotamya dediğimiz yer tam neresidir? İki nehrin arası. Dicle ile Fırat'ın arası. Yani Basra'ya kadar uzuyor mu? Basra'ya kadar uzar. Basra'da Eridu şehrinde en son güneydeki en meşhur şehri Eridu Tanrı Enki'nin ya bulunduğu, oturduğu ve aslında Eridu'nun altındaki Apsu'da oturur Enki. Enki kimdir biliyor musun? Kim? Daha sonra Ea adını almıştır ve bizim şeyimize İslam geleneğinde İdris peygamberdir. Estağfurullah. Evet. Buna dair o kadar çok yazı okudum. Çok önemli makaleler okudum. Enki ile İdris arasındaki benzerlikleri tek tek ortaya koyuyorlar yaptıkları şeyleri. Çünkü Enki aynı zamanda bir hikmet tanrısıdır. Şeylerin akan tatlı suların ve yeraltı sularının tanrısıdır. Ve ilk defa denizden hani elinde bir kova, içerisinde balıklar, yarısı balık şeklinde heykelleri var ya, işte o Enki'dir. İnsanlara denizden çıkar ve gelir medeniyeti öğretir, geceleri yine denize gider. Öyle bir tanrıdır. Denizde, balıkçıların da şeyidir tabii. Tabii her şey. Evet. Şeyi aslında öyle. Onun kızı olarak tasavvur edildiği vakit İnanna veya İştar adı da Nina'dır. O da balıklarla ilgilidir. Ve nitekim Urfa'daki havuz da onlarla ilgilidir. Kutsal havuz, balıkların olduğu havuz. Şimdi İnanna nasıl? İnanna bu Semitik ırkın gelmesiyle adını değiştirir. Çünkü Semitik ırk ona Semitik artık, dediğiniz? Semitik dediğim Araplar ve İsraillerin bir kolu yani kolları olan çeşitli kabileler halinde güneyden kuzeye doğru göç ederler ve büyük bir şey halinde, kütle halinde gelirler ve Akat İmparator Sargon, 1. Sargon tarafından Akat İmparatorluğu kurulur ve işte o zaman geldikleri vakit kendileri büyük bir medeniyetle karşılaşırlar. Sümer medeniyetiyle. Dili, eserleri, mitolojileri, hikayeleri, efsaneleri olan bir yerdir. Ve o zaman kendilerinin getirdiklerini Sümer'in tanrılarına, tanrıçalarına identifiye etme, aynileştirmeye başlar. Böylelikle kendi tanrıçaları olan İştar'ı İnanna'nın yerinde ikisini birleştirirler. Bu sefer İnanna çok gönlü bir tanrıça olur. Ve İştar eğer ismine, şimdi senin soruna cevap verdiğim için çok kısa olarak geçeceğim. İştar kelimesine bakarsanız Astarte kelimesiyle olan ilgisini görürsünüz. Sessiz harfler. Fenike'de eski Baalbek ve sonradan adı Biblos olan yerde, Lübnan dağlarının tepesinde, çok yükseklerde kurulmuş, Kiniras adlı bir kral, Fenike kralı tarafından yaptırılmış olan büyük tapınağında oturur Astarte. Ve Astarte'nin buradan, Fenike'den Kıbrıs'a gitmesi çok kolay olmuştur. Çünkü gemicilikle gidip gelmektedirler. Bilhassa Kıbrıs'ta Paphos şehrinde yerleşirler. Orada Astarte kelimesi Yunanlılarca Afrodit şekline çekilir. Astarte, F şeklini alır, Afrodit haline gelir. Afrodit olarak Yunan mitolojisine girer. Fakat Roma, Yunan takip eden Roma mitolojisi de onu Venüs olarak anlar. Neden Venüs olarak anlar Venüs yıldızı? Çünkü İştar'ın sembollerinden bir tanesi Venüs yıldızıydı. Şeyde, Mezopotamya'da. Daha sonra Astarte olarak Fenike'ye doğru geldiği vakit Astarte iki özelliği, Venüs yıldızı biraz aşağıya önemini kaybetmeye başlıyor ve ay tanrıçası olarak daha çok kendisini göstermeye başlıyor. Neden? Mısır'ın etkisiyle. Çünkü Mısır'da Isis ve Osiris efsane mitolojisi var. Isis'in bu şeyin Akdeniz'in bu doğu sahillerindeki müthiş etkisi Astarte'yi Venüs'ten ay tanrıçası haline getirir. Ve ay tanrıçası daha sonra Artemis olarak Yunanistan'a doğru kayar. Ve orada biliyorsunuz Artemis ay tanrıçasıdır ve aynı zamanda avlanır, avcıdır. Ve Orion'u biliyorsunuz okuyla kör etmiştir. Aslında o da çok... Bir de hemen şu bunları neden birbirine atlıyorum onu söylemeliyim. 2500'den sonra Sümer'de ve Akatlar'da da
gökyüzünü gözleme diye bir olay başlıyor. Ve o korkunç bir ileri bir devreye giriyor. Hatta Yunanistan, o büyük bildiğimiz şeyler, Ptolemaistler falan hep onları Babil'den alıyorlar. Ve bu gözlemler sonunda tanrılar artık yeryüzünde olmuyor. Tanrılar yeryüzünde, gökyüzüne çıkıyorlar ve gökyüzündeki muhtelif yıldızlarda kendilerine yer ediniyorlar. Mesela Temmuz'un yeri Orion takım yıldızı. Hmm. Neden Orion takım yıldızı? Çünkü Orion, Eridanus adı verilen gökyüzündeki o büyük zaman yolunun kenarındadır ve ayağı bir nehrin bir kenarına konmuştur. Önünde bir tavşan kaçmaktadır. Arkasından iki köpek onu da gökyüzünü anlatıyorum şimdi. İki köpek Canis Major ve Canis Minor takip etmektedir. Ve Orion gökyüzüne en şiddetli zamanda, yani yaz zamanında görülür. Ama görünmesi gece değildir, gündüzdür. Gündüz onun hakimiyeti vardır. Ne zaman gökyüzünden kaybolur? Terazi burcunun, Mizan burcunun sona doğru eğilip şeyin Akrep burcunun yükseldiği zaman Orion kaçar. Niye? Çünkü artık kış gelmektedir. Güneş ışınlarıyla birlikte Orion gökyüzünden aşağıya, güney gökyüzüne doğru inerken Akrep yıldızı yukarı doğru çıkar. Buna bir mana veriyorlar. Ona mana veriyorlar. Çünkü o yaz aylarının güneşi olan Orion, kış ayının güneşi, yani o güneşin zayıflaması ve batması, Akrep burcunun yükselmesiyle kaybolur ve yukarı çıkar. Edebiyatta bu ihtiyar adam güneş o zaman ihtiyarlaşır. Titrek ellerle, sopasını elinde titrek sopasıyla dolaşır ve hasta bir adamdır. Yarı ölmüştür. Daha doğrusu bu yeryüzünde tasavvur edilen Temmuz'un öldüğü zaman, daha doğrusu yaz sıcaklarıyla ölen Temmuz'un macerası anlatılırken aynı macera gökyüzünde yaşanır. Ve her şey paralel olarak yaşanır. Gökyüzünde yaşanır, yeryüzüne inilir. Babil'de çünkü bir inanç vardır. O inanç şudur: gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Bu İslamiyet'e geçmiştir. Kabe'nin aynısı gökyüzünde vardır. Neresi? İslamiyet'te Kabe. Evet, gökyüzünde yukarıda, neresi? Yukarıda vardır. Ha, İslamiyet'te diyorsunuz. İslamiyet'e dahi kadar gelmiştir. Bizi etkilemiştir. O bu yeryüzünde varsa gökyüzünde vardır. Hatta şiirlerimizde vardır. Mesela bir bahçeden bahsederken, bahçenin şairler, divan edebiyatında şairler onu gökyüzündeki yıldızlara benzetirler. Gökyüzünü anlatırken orayı böyle yeşillik bir bahçe gibi görürler. Ve çiçeklerin her birini bir yıldız gibi tarif ederler. Yani edebiyatımızın tam içine girmiş bir tasavvurdur bu. Ya bunu eğer bütün bunları bilmezsek, divan edebiyatında bu geleneklerin nereden geldiğini ve neden bahçenin daima gökyüzüyle, niye gökyüzü anlatıldığı vakit bahçenin bahçeyle anlatıldığını anlamamıza imkan yok. Peki hocam, bunları sizden başka bilen yahut yazan var mı divan edebiyatı? Aynısını ben de soracağım. Konusunda. Vallahi yok, tabii ki yok. Çünkü şunu unutmayın ki ben Harvard'da, Harvard Yard'da, evet. Harvard Yard diyor. Onu orada, ki o büyük kütüphanede günlerimi geçirdim. Aylarca, yıllarca.